Diğer konuşmacımız Profesör Doktor Derya Talas, foramen jugular cerrahisini anlatacak bize. Takılana kadar Nazım abiye ve tüm emeği geçenlere bu toplantıya bizleri çağıran herkese başta Nazım abi olmak üzere teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Nazım abiye. Emeği olanların bizzat kendilerinin gelip bu müstesna toplantıda sunum yapmalarıdır. Bu fırsatı vermeleridir. Aramızda bir öğrenci kardeşimiz var. Bizle kadavra çalışmalarında bulunuyor idi. Biraz Nazım abi ve beraber Mersin'e gelen değerli hocalarımın da bu zehirlenmede katkıları var tabii. Diseksiyon yapılırken kadavrayla ilgili risk faktörleri, bulaş faktörleri nedir acaba dediler. Anket ve PubMed taraması yaptılar. Onu biraz sonra sunacak değerli öğrenci kardeşim. Ben bu sebeple çok teşekkür ediyorum. Kendi emeğini burada lütfedip zaman ayırdılar öğrenci kardeşime. Bunun bir benzeri de birkaç ay önce Politzer toplantısında oldu. Bu salonda bulunan çok değerli hocalar var. 6 tane tıp fakültesinden 7 tane öğrenci Glorf'ta. 4 ayrı salonda sunu yaptılar. Ben bunun önemini ta yürekten hissettiğim için teşekkür faslını çok yürekten içimden ediyorum gerçekten. O salonlardan birindeki moderatör Trabalzani'nin direkt Nuri Hoca'ya teşekkürü oldu. Onları kabul ettiler ve bu öğrenciler sunu yaptı diye. Ben aynı duygularla Nazım abiye teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum tekrar. Sesim dolayısıyla da kusura bakmayın. Böyle bir hafta 10 gündür böyle. Fenerbahçe desem Nazım abi kızar şimdi. Evet. İşte ben Fenerbahçeli olunca ses böyle şey oluyor. Jugular foramen kafa tabanında değişik bir yer. Derin bir doku. Belki de önemi oradan. Çok çok fazla vaka burada görmek veya buranın cerrahisinde çok fazla vaka sayısına ulaşmak belki mümkün değil ama bura bir yol aslında. Lateralden girişte önemli bir yol, bir derin doku olarak. Genel olarak baktığımızda geçen yapılar oldukça önemli. İçinden geçen sigmoid sinüs internal jugular ven olarak çıkıyor ama lateralinde fasial sinirin olduğunu, medialinde hipoglossusun olduğunu, inferiorunda ve vertebral arterin, anteriorunda da internal karotit arterin bulunduğunu düşünürseniz bayağı bir saatli bomba gibi bir yer. Bununla bitmiyor tabii. İçeriden görüyoruz bu bölgeyi. Bir başka özelliği var. Asimetrik. Yani her kafada sağ ve sol farklı olabiliyor. Zaten farklı kafalarda farklı olabiliyor ama boyutu dışında şekli de farklı. Ve bir de dışarıdan baktığınız foramen girişi, aslında buraya foramen de demek doğru değil. Bir kanal bu. Üç boyutlu bir kanal. Foramen girişi asla içerideki kranyal orifisini resemble etmiyor. Niye asimetrik? Acaba fetuslarda çalışmalar var. Doğumdan önce mi bu asimetri kodlanıyor yoksa temporal kemik pnömotizasyonu nedeniyle mi? Biz de merak ettik. Bir fetus çalışması da yaptık bu konuda. Önemli nedenlerden bir tanesi, bakın burası confluens sinuum, yani superior sagittal sinüsün döküldüğü yer. Sola giden ve sağa giden bölge. Şimdi bazen sinüs direkt sağa doğru dökülebiliyor ya da sola dökülürken daha küçük bir yolakla gidebiliyor. Bütün bunlar ileride oluşacak, kafa tabanında oluşacak anatomik varyasyonu aslında belirliyor. Evet, prenatal venöz akım önemli. Postnatal temporal kemik pnömotizasyonu önemli. Ama bunun yanında ilgili literatüre baktığınızda dural yapışıklıklardan tutun, nöral krasit hücreleri, bizzat beynin kendi gelişimi, bütün bunların önemli olduğu söyleniyor. Hatta kişideki yumuşak dokuların gelişimi bile etkili deniyor. Evet, bakarsanız bu kadavra diseksiyonuna sagittal sinüsün confluens sinüum'dan transfer sinüslere dökülüm hadisesini görüyorsunuz ve bakın bütün beynin drenajı. Dolayısıyla hep sinirlerden bahsediyoruz ama
arterlerden çok daha önemlidir belki beyin için venöz dönüş. Bunu da boyundan çok daha farklı olarak burada belirtmek lazım. Yani boyun diseksiyonunda bir taraftaki internal jugular veni kapatabilirsiniz. Ancak eğer öbür taraf hipoplazikse beyinde sigmoid sinüsün tek taraflı kapatılması fatal olabilir. Zira boyunda kapattığınızda emisser venler bu dökülümü, bu drenajı sağlayabiliyorlar. Evet, yine bakıyoruz transvers sinüs, sigmoid sinüs olarak devam ediyor. Ve neler var peki bu foramende? 3 tane sinirimiz geçiyor. 9, 10, 11 ve bir de sigmoid sinüs. 3 bölgeye ayırabilirsiniz anatomik olarak. Pars petrosa, pars sigmoidea ve intrajugular bölge ya da nöral kompartman diye. Veya burada olduğu gibi pars vascularis veya pars nervosa diye ayırabilir. Tasnifi nasıl yaparsanız yapın. Önemli olan geçen sinirlerin geçiş şeklini ve semptoma katkısını bilmek. Bütün değerli hocalar temporal kemikle ilgili diseksiyonları verdiler. Hızlı geçmek açısından ben step step size vermek istiyorum. Jugular foramene gitmeniz için evet lateralde bulunan mutlaka fasial siniri bu kadar değil tabii ama tahayyül etmeniz lazım nereden geçiyor diye. Görüyorsunuz sigmoid sinüs, jugular bulbus bölgesi ama bu fasial sinir mutlaka ve mutlaka elinizin altında, gözünüzün altında olmak durumunda. Daha uzaktan bakın lateral, posterior ve superior semisirküler kanallar ve bu bölgeye baktığınızda mutlaka posteriorda en az 1 santim kadar yerinde diseke edilmesi lazım, turlanması lazım ki rahat bastırılabilsin. Posterior fossa durası ve orta fossa durasını görüyoruz, antrum incus. Evet, aşağıya bakıyorsunuz alt grup sinirler ve arter ve venler. Fasial siniri kaldırdığınızda bakın hemen anteriorda karotis çıkıyor. Yani bir lezyonun buradan eksizyonunu yaparken yakınlarda dikkatinizi çekmek istiyorum. İçeriden görünüşü. Yani dışarıdan baktığınızda, lateralden baktığınızda böyle ama içeriden baktığınızda bakın 9, 10, 11'in ve bu karışık bölge biraz önce hocanın anlattığı retrosigmoidde ulaşılan bölge 7-8 kompleksi. Evet, Jackler'ın kitabından yine görüyorsunuz içeriden baktığınızda bazen 9. sinir glossofaringeal sinir kendi kanalında gidebilir ya da böyle tek kanalı olmayabilir diye sinirlerin. Ve bu da boyunun üst bölgesi. Hemen anteriorda karotis 9, 10, 11, 12 öne dönüyor. Görüyorsunuz 9, 12, 10 ve 11. Tabii biz bu üçüyle ilgiliyiz. Hipoglossus kendi kanalından çıkıyor. Ben bir kadavra diseksiyonumuz var. Orada burada geniş bir mastoidektomi yapmak asıl olacak. Yani sanki mastoid bölgeyle ilgili bir cerrahi yapıyor gibi geniş bir mastoidektomi yapmak esas olacaktır. Evet, geniş bir mastoidektomi ile başlıyoruz. Bakın orta fossa durası mutlaka adeta ince bir plate kalacak şekilde bunu ortaya koymak lazım. Antrum tabii ki önemli bir bölge, bir landmark olması açısından yine dış kulak yolu arka duvarı. Burada da posterior fossa durası şu anda çıkacak. Ve burada sigmoid sinüs görüyorsunuz mütebariz bir şekilde ortada. Şimdi buradan gidişte en önemli şey tabii ki sinüsün zedelenmeden bu bölgeden diseksiyona devam edilmesi. Ve bu arada demin bahsettim bu bölgeyle ilgili çalışmaya başlamadan önce diğer bölgenin sinüs boşalımını mutlaka bilmek lazım. Eğer hipoplazik bir sinüs varsa karşı tarafta çok daha fazla özen gerektirir. Belki de cerrahi yaklaşımı gözden geçirmek gerekecektir. Tabii lateralde fasial sinir, anteriorda fasial sinirin ortaya konması gerekecek. Bakın incus burada fasial siniri yavaş yavaş ortaya koyuyorsunuz ki nerede olduğunuzu bilmek ve ona göre çalışmak lazım. Sigmoid sinüsten buraya jugular bulbusa doğru giderken bu sinir devamlı gözünüzün önünde olmak durumunda.
Sigmoid sinüsü bu şekilde iki dura yaprağı arasındaki kanal aslında. Bakın durayı böyle bastırdığınızda kemikten çok rahat ayırabiliyorsunuz. Bu turlama fonksiyonunu biraz azaltabilir ve daha da hızlandırabilirsiniz. Burada bu tip cihazları kullanarak, roncerları kullanarak turdan çok daha rahat olarak burada devam etme şansımız var. Evet, bakın tamamen açığa konmuş. Artık her şey ortada. Semisirküler kanallar, orta fossa durası, sigmoid sinüs, posterior fossa durası hemen burada. Bastırdığınız zaman posterior semisirküler kanalı görüyoruz. Lateral, posterior. Biraz açarsanız burada superior çıkıyor. Ve bakın boyuna giden artık traseyi görüyorsunuz. Fasial sinir bu şekilde de gidecek. Dolayısıyla alt grup sinirlerde tamamen hemen hemen açılmaya yakın şekilde burada. Burada mastoid tipi kırdığınız zaman ve birinci servikalin lateral projesini aldığınız zaman adeta jugular foramen elinizin altında ve geniş bir şekilde açılmış oluyor. Evet, fasial siniri takip edip gidebiliyorsunuz. Şimdi dışarıdan açtığınız bu bölgenin içerisinden de şu andan itibaren içerisine de girme şansınız var. Durada bir insizyon yaptıktan sonra biraz sonra bir endoskopla içerinin sinirlerin girişini de göreceğiz. Bu arada sinirlerin jugular venin geçişini gösteriyoruz. Evet, şurada duraya bir kesi yapıp bu bir kese kesisi değil aslında, biraz sonra zannediyorum Nazım abi anlatacak, şu çizginin hemen aşağısında kese çıkar o bölgeye yakın ama kese için değil, içeriye girip endoskopla bakmak adına onu yaptık. Evet, şimdi endoskopla hem internal akustik kanala giren sinirleri hem de jugular foramene giren sinirleri görüyoruz. Evet, 7-8. Aykayı görüyoruz. 7-8 kompleksi, 8. sinir lateral, biraz daha medialde 7 var. Ve bakın içeriden baktığınızda 9-10-11 bu şekilde bundle şeklinde görünüyor. Jugular foramene endokranyal orifisi. Evet, bu bölgenin en fazla lezyonları sırasıyla glomus, juvenum, menenjiyomlar. Tabi bazen malign tümörler olabiliyor ama ben bunları hızla geçmek istiyorum. Deminki gösteride gördüğünüz üzere bakın önemli yapıları yine bir şematik olarak vermek istiyorum. Akılda biraz daha kalıcı olsun diye. Sigmoid sinüsümüz, semisirküler kanallarımız, orta kulak yapıları, promontoriumu görüyoruz. Ve posterior fossa durasını görüyoruz. Jugular bulbus, hipotimpaniumla ilişkisi. Dolayısıyla bu bölge tümörlerinin orta kulakla ne kadar yakın ve ilgili olabileceğini. Bakın eğer lateral jugular kraniotomi yaptığınızda böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla alt grup sinirler, fasial sinir, ven ve arter gözünüzün önüne doğru gelmiş olacak. Hızla geçiyorum vaktimiz açısından. Görüyorsunuz 9'u 12'yi, 11'i aşağıya doğru 10. Eğer fasial siniri öne devirirseniz çok daha geniş bir exposure sağlamış olursunuz. Bu bizim bir vakamız. Bakın jugular foramen diğer tarafa göre genişlemiş ve burada lezyonu da görmek mümkün. Kontrast verdiğinizde lezyonu görüyorsunuz. Aynı zamanda internal akustik kanala doğru giden ya glomusun infiltrasyonu ya bir ödem ve bu hastanın da gerçekten işitmeyle ilgili problemleri de vardı. Aksiyel T1'de yine kontrastlı halini görüyorsunuz. Adeta menenjiyom gibi, dural tail sign gibi görmek mümkün. Anjiyosu umarım açılır. Baktığımızda bakın bu internal jugular ven, bu bölgede jugular foramen tamamen açılmış, sigmoid sinüs buradan geliyor boşalmak üzere. Bu yukarıdan ve aşağıdan aşağıdan bağlanmış, yukarıdan da komprese edilmiş bir vaka. Deminki MR'ını gördüğümüz vaka. Tabi biraz sonra bu sinüs açılacak. Zaten tümörü de biraz sonra göreceğiz. Biraz önce sabah, daha doğrusu radyolojideki arkadaşımız, gelen öğretim üyesi arkadaşımız
bu embolizasyonla çok başarılı sonuçlar alındığını söyledi. Gerçekten bu kadar kanamasız değil ama kanamasız bölgelerini biz çektik. Bakın aşağıdan veni çektiğiniz zaman hemen medialde 9-10-11'in traselerini görmek mümkün. Ama embolizasyonla teşekkürler diyorsunuz radyologlara. Medyale doğru diseksiyonumuzu yapıyoruz. İnternal jugular veni diseke etmeye çalışıyoruz. Buraya çok bastırmamak lazım. Kanama olsa dahi bu bölge özellikle bastırmakla maalesef bu sinirlerde geçici ya da kalıcı hasara neden olabiliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar tabii böyle vakalarda monitorizasyon uygun olacaktır ve yapmak lazım. Bu tabii ki göreceli olarak küçük bir tümör. Son zamanlarda gelen tümörlerde birkaç tane glomus, intrakranial ekstansiyonu olan glomuslar da geldi. Hatta değerli abilerimle ve hocalarımla da paylaştım. Artık şu günkü durumda biraz daha radyoterapi acaba nasıl diye en azından görüş almaya başlıyorsunuz. Evet, yine sıyırmaya çalışıyoruz. Bakın şu anda doku da görünüyor artık. Bu 2-3 dakikalık daha şey var. Başkanım nasıl bilmiyorum sürem. Toparlarsanız sevinirim. Peki, biraz ileriye alayım. Dura'ya da yapışıklık arz eden bir tümördü. Dura'dan çıkardığımız yerleri de hem tabii ki çıkartırken koterize ettik hem de çıkan bölgeleri yaygın şekilde koterize ettik. Çünkü biz Dura'yı rezeke edip oraya duroplasti yapmayı çok düşünmedik. Hastanın yaşı dolayısıyla bu hanımefendi 48 yaşlarında bir hastamızdı. Mutlaka monitör kullanıyoruz vakalarımızda. Gerek boyunla ilgili gerek diğer vakalarımızda. Ve ben Roto'nun çok güzel bir slide serisini de göstermek istiyorum. O olağanüstü. Gerçekten görüyorsunuz. Sigmoid sinüs, jugular bulbus, orta kulaklı ilişkisi, internal jugular ven ve fasial sinir bu kadar güzel herhalde tasvir edilemez. Yine daha yukarıdan baktığımızda jugular bulbusun temporal kemik muhtevasıyla olan yakınlığı ve şeyi yine içeriden bakışta sinirlerimizi görüyoruz. Bu bölge gerçekten çok karmaşık. Her sinir herhalde bir 15-20 tane kadavrada biz bu bölgeyi de çalıştık. İnanın hepsi böyle gitmiyor. Çok çok farklı birbirleriyle konumları var. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Mersin'de inşallah görüşmek üzere bir gün diyorum. Derya hocama soruya da katkısı olan. Peki tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi değişik bir konu olacak herhalde bizler için. Kadavra diseksiyonunda risk faktörleri Zeynep Aladağ konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum.